Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban adlı kitabından bazı bölümlerini okuyor. Geçen gün bir cephanenin cepheye nasıl taşındığını gördü. Uzun bir kanlı kafilesi. Ah ne hazindi bu kanlı kafilesi. Gıcır 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 gıcır. Ve sıska mandaların kalça kemikleri o kadar sivrilmişti ki yer yer derilerini delmişti. Bu deliklerin üstünde sineklerin yüzlercesi kalkıp yüzlercesi iniyordu. Kafileyi sevk eden insanlar ise sineklerin azmanı gibiydiler. Ne şekilleri insan şekline, ne yürüyüşleri insan yürüyüşüne, ne sesleri insan sesine benziyordu. Bu iki direk, iki tekerlekten ibaret arabalar sanki onların uzuvlarından bir kısmıydı. Bunların içinde yatarlar, döşekleri, yorganları, yiyecek ve içecekleri bunların içindedir. Kaplumbağanın kabuğu belki kaplumbağadan ayrılabilir, fakat bu arabaları o adamlardan ayırmanın imkanı yoktur. Bitmez, tükenmez Anadolu yollarında dereler, tepeler aşarak, yokuşlar çıkıp inerek, dikenlikler ve kayalıklar arasından geçerek hazin hazin yürüyen kocaman acayip kaplumbağalar. Siz aynı zamanda Türk köylüsünün yırtık pırtık eşyaları arasında emsalsiz bir harp sahasında birer destan eşyası da taşıyorsunuz. Onun için uzaktan uzağa bana esatirin hayvanları gibi görünüyorsunuz. Bu kirli pırtıl yorgana sarılı şey nedir? Bir top arabası. Ta orada o hendiğin içinde birikmiş insanlar ne yapıyorlar? Bunlar bir mandal işini yüzmekle meşguldürler. Niçin? Derisinden askere çarık yapmak için. Öbürleri üzerimize sağlam İngiliz kunduralarıyla yürüyorlar. Top arabalarını etrafı keten bezli perdelerle örtülü Berlioz otomobilleri içinde bir uluhiyet gibi taşıyorlar. Gene içime okurt düşüyor, zafere nasıl inanmalı? Lakin işte asıl bu gördüğüm şeyler için zafere inanmalıdır. Türk askeri mandaleşlerinin derisinden çarık yapıp giyiyor. İşte bunun için inanmalıdır. İşittim Eskişehir'de demir yolu raylarını söküp eriterek top kaması yapanlar varmış. Geçen gün yakın istasyonların birinde bir trenin kömürsüz nasıl yürütüldüğünü gördüm. Tren durur durmaz hemen bütün yolcular inip etrafa dağılıyorlar. Rast geldikleri ağaç dallarını kesiyorlar ve getirip lokomotifin platformuna yığıyorlar.